Ezgi. Ay sizi de mi çağırdılar? Canım iyi misin? İyiyim. İyiyim. Ah kıyamam. Serdar Bey. Cansu Hanım merhaba. Merhaba. Ne oldu öyle haber verdiler bana hemen geldim. Arayan bendim. Bu arada ben Doktor Serdar Öztürk. Avukat Deniz Koparan. Memnun oldum. Arkadaşınız bir anda önüme atlayınca anca durabildim. Ay inanmıyorum. Bir dakika bir dakika. Siz onu arabayla mı çarptınız? Sen iyi misin? Hafif bir dokuma desek daha doğru ama endişeleneceğiniz bir durum yok. Bütün kontrolleri yapıldı. Durum da gayet iyi. Ah çok şükür. Ben sonuçları görmek isterim yalnız. Elbette görebilirsiniz ama ben de doktor olduğum için bütün kontrolleri son derece özenle yapıldı. Bundan emin olabilirsiniz. Mutlaka öyledir Serdar Bey. Bunu söylemenize bile gerek yok. Polis gelip ifadelerinizi aldı herhalde. Değil mi Ezgi? Yok. Yok canım ne ifadesi? Buna gerçekten gerek var mı? Var elbette. Ortada bir yaralama var. Polise haber vermemiz lazım. Ufak bir kaza desek daha doğru. Bence büyütecek bir durum yok. Bence de büyütmeye hiç gerek yok. Serdar Bey bizim hastanemizin değerli hekimlerinden. Yıllardır zaten birlikte çalışıyoruz. Zaten Ezgi de iyiyim dediğine göre onu ifadeyle falan uğraştırmayalım değil mi Deniz'ciğim? Evet evet. Gerçekten hiç gerek yok. Zaten ben yola fırladım. Ama illa polise gerek duyarsanız ifade veririm tabii ki. Ben sizi baş başa bırakayım aranızda konuşun. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Serdar Bey. Bence kesinlikle polise haber vermeniz ve şikayetçi olmalısın Ezgi. Saçmalama Deniz. Ezgi'yi duymadın galiba. Ben hatalıyım dedi. Cansucuğum sen onun dediğine ne bakıyorsun acaba? Yani o aldatıldığında bile hatayı kendinde bulan biri. Aynı şey mi yani? Ayrıca Doktor Serdar Öztürk'ten bahsediyoruz. Hastanemizin yakışıklı, zengin, bekar doktorunda. Evet. Şimdi anlaşıldı. Yani şu durumda bile bunları düşünebiliyorsun ya, hiçbir şey demiyorum Cansucuğum. Ay ne var yani? Romantik komedi filmlerindeki gibi tanışmışlar. Buradan muhteşem bir aşk çıkar bence. Anca filmlerde. Ay hemen negatif ol, hemen. Daha gerçekçi desek mesela. Değil miyiz? Hey! Aa! Ben ilgilensenize ya. Araba çarptı bana. Canım, sana araba değil, hayatının fırsatı çarptı. Bak hala fırsat diyor ya. Hala fırsat diyor. Fırsat. Bak, bak. Aa, acıyor orası. Tamam, tamam, tamam. Sakin. Tamam. Çok yakışıklı adam. Ezgi'ciğim, biraz daha bekleseydin, dinlenseydin. İyiyim canım benim. Hem çıkabilirsin dediler. Acelen ne? Olsun, iyiyim. Ya evet, biraz daha bekleseydik. İyi olduğuna emin olalım. İyiyim, iyiyim. Gerçekten. Evet, emin olsaydık. Ayrıca Serdar Bey'e de bir hoşça kal dersin. Ha? Doğuma girmiş, çıkar birazdan. İlgilendiği için de teşekkür edelim istersen. Saçmalama Cansu, değil mi? Ay evet Cansu, saçmalama. Asıl şikayetçi olmadığım için o bana teşekkür etsin. Aa, kesinlikle. Anlatamadım galiba. Adam ülkenin sayılı kadın doğumcularından. 32 yaşında, bekar, Oğlak Burcu. Annesi ressam, babası beyin cerrahı. Ayrıca yakışıklı. Yani çocuklarınıza bu genleri verebilecek bir adam karşınıza çıktıysa, sizi arabayla değil tankla bile çarpsa yargılamazsınız canım, şükredersiniz. Abartma. Evet Cansu, abartma. Ben o kadar da beğenmedim. Ha? Kesinlikle doğru yoldayım bak. Ya sen bana koca bulmaya çalışacağına iş ve ev bulmaya çalışsana. İşten kovuldum. O pislik de bana evi boşalt dedi. Tatlım sen hiç merak etme. O iş bende. En yakın zamanda sana gayet güzel bir iş bulacağım, tamam mı? Sen evi falan düşünme. Dilediğin kadar bende kalabilirsin, tamam mı? Eşyalarını da bizim sitenin deposuna yerleştiririz. Bu arada gönlüne göre ev bakarsın, ha? Çok iyi fikir. Bak, ben de bu arada Levent'in evinde daha sık kalırım. Çalışmalarıma da hız kazandır. Çalışmalarıma derken? Yeni bir kitaba başladım da. İçinde inanılmaz taktikler var. Adı Evliliğe Giden Yol. Yine mi kitap? Yine kitap. Ne? Hayır yani resmen arkadaşlarımızı sorgulatıyorsun Cansucuğum. Söyleyeyim. Benimle hiç haberim yok bu kitaptan. Canım sana nasıl bahsedebilirim ki? Sen böyle şeylerden pek hoşlanmıyorsun. Hani Soner seni çok seviyordu, sana çok bağlıydı. Sen taktik maktik sevmezsin ya. Biz gidelim artık Deniz. İyi hadi gidin bakalım. Görüşürüz, tamam, kolay görüşürüz. Gelsin. Tamam işte akşama rezervasyon yaptırdım, ona göre buluşuyoruz. Tamam hadi. Hadi güle güle. Ah yok beyin beyin çalışmıyor. Çıkıyorsun galiba Deniz. Evet. Erkencisin.
Ben biraz daha buradayım. Çalışacağım. Biliyorsun Mazhar Holding'in davasına hazırlanıyorum. Yani cuma akşamları kim mesaiye kalır ki? Tabii ki de ben ve sevgili patronumuz Ercüment Bey. Vallahi birileri kesinlikle terfi istiyor. Neyse ben seni şimdi tutmayayım. Hadi görüşürüz. Çıkıyorum derken kahve almaya çıkıyordum. Size de alayım o zaman ben. Süper. O zaman ben bir tane filtre kahve istiyorum. Görüşürüz. Ben o terfiyi sana bırakır mıyım acaba? Efendim? Alo. Ezgi'cim ya, benim mesaiye kalmam gerekti. Ben gelemiyorum. Hadi ya. Tamam. Tamam canım, kolay gelsin. Tamam canım, sağ ol. Teşekkürler. Varsa da var Cansucuğum. Bak ben seviyorum onları. Mutluyuz biz ya. Deniz. Ay yok, beni hiç karıştırmayın hiç. Levent. Evet. Evet Ezgi'cim. Aslında sen o çizgileri sevmiyorsun. Neden? Çünkü aslında o çizgiler senin yaşadığın kötü anılar. Ama izin verirsen ben o çizgileri hemen sileceğim. Merak etme. Yaşadığın kötü anılar kadar canını acıtmayacak bu iğne. Aynen. Şart mı? İstemiyordum. Şart. Şart. Şöyle düşün. Kendini gelinliğinle hayal et. Takacağın tek taşı düşün. Ha? Bir düşün bakayım. Düşün. Düşündüm. İstemiyorum, yaptırmayacağım. Teşekkürler Levent. Tamam Ezgi. Peki bari boşa gitti misin? Benim tekrar Serdar'la aynı ortamda olmam lazım. Yine her şeyi mahvetmek için mi canım? Hayır. Bu sefer bütün planı programı yaptım. Yaz bitmeden yaz sonuna doğru evlenme teklifini almış olur. Hedef koymak güzel tabii de. Acaba birazcık da gerçekçi mi olmak lazım Ezgi'cim? Gayet gerçekçiyim. Rahat olun. Bakın anlatıyorum. Bir erkek en çok üçüncü buluşmada evlenme teklif edip etmeyeceğine karar verir. Yani zaten Serdar da 3 ay içinde teklif etmezse ümit keseceğim. 3 ay mı? Ay yok artık, daha neler. Ben tabii size henüz bomba haberi vermedim. Hı. Pislik nişanlanmış. Ne? Ya. İyi de daha siz ayrılalı 3 ay oldu ya. Ne ara nişanlandı ki bu? Diyorum işte, 3 ay. Gerçi doğru. İlker de ilişkimizin 2. ayında evlenme teklif etmişti. Kabul etmez olaydım. Domuz. Ay. Ezgi, nereden getirdin aklıma ya? Bizim Levent'le bir yılı geçti. Ne yani şimdi onun benimle evlenmeye niyeti yok mu? Gerçi bırakın evlenmeyi. İlişkimizi kızı duyacak diye rahatça yaşayamıyoruz. Senin durumun farklı. Nesi farklıymış?
Levent başarısız bir evlilik geçirmiş. Ayrıca bir kızı var. O öyle hemen karar veremez. Bak bana. Bırak evlenmeyi, ben ilişki yaşamaya korkar oldum ya. Beni nedense hiçbir şey etkilemiyor. Ay evet Ezgi'cim, nedense seni hiçbir şey etkilemiyor. Ya dur, daha yeni ayrıldın ya. Ay. Sen çocuk istemiyor olabilirsin. Ama benim en büyük hayalim neydi? En az 3 çocuk. En az 3 çocuk. En az 3 çocuklu büyük, güzel bir aile. Bir ailem olsun istiyorum. Ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. İş işten geçtikten sonra pişman olmak istemiyorum. Ama tabii bunun için desteğinize ihtiyacım var. Tek başıma yapamam. Ben senin yanındayım canım. Tamam. Tamam, ben de yardım ederim. Ya umarım her şey istediğin gibi gider. Ne diyeyim yani? Merak etmeyin. Bundan sonra asla aynı hataları yapmayacağım. Vay. En azından hatanı kabul ediyorsun ya. Bu da bir gelişme. Kesinlikle. Ama ben senin bu gelişiminin sebebini çok iyi biliyorum. Biliyor musun? Evet. Benim okuduğum kitabı okuyorsun. Evet. Evet, kesinlikle kitabı okuyorum. Bütün taktikleri ezberledim. Ama tabii taktikleri uygulayabilmek için Serdar'la buluşmam gerekiyor ki onu fabrika ayarlarına döndürebileyim. İlginç. Sana değişik bir özgüven gelmiş. Kitaptan? Hı. Kitaptan. Kesinlikle kitaptan. Okumalısın. O zaman Levent'i arayalım bakalım. En yakın zaman ne zaman Serdar'la bir organizasyonda olacak? Şimdi göğüste önemli olan tabii ne belli ediyorsunuz. Ezgi, kızım ne kadar güzel olmuşsun sen öyle. Değil mi? Yani bence biraz fazla olmuş Ezgi'ciğim. Ya gerçekten mi? Dediğim gibi size damla model yakışır. Tamam? Evet. Kim şurada bir sen? Ah Ezgi'ciğim, bu ne güzellik. Teşekkür ederim Levent. Bunu senden duymak o kadar önemli ki. Ay yok hayatım, bence hala fazla. Tamam. Tamam, ben içecek bir şeyler almaya gidiyorum. Tamam mı? Ne kadar negatif. Serdar geldi mi? Yok, henüz gelmedi. Pardon, affedersiniz. Dikkat etsene. Çok özür dilerim. İyi misiniz? Sen kimsin ya? Senle karışıyorsun. Ben size çarptığı için yardımcı olmak istedim. Yoksa... Yardım istedin mi? Ha? Her gördüğünüz kadını aciz sanmayın. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Pardon. Ego tatminini git başka kadın üzerinde yap. Ego tatmini mi? Evet. Şiddeti yapan da siz, kahraman kesilen de, değil mi? Kadınına göre, durumuna göre. Allah Allah. Efendim canım. Ay aklım orada kaldı. Ne yapıyorsunuz? Kızım gittiğine inanamıyorum. Şu an kaçırılır mı ya? Ne oluyor ki? Ne olacak? Serdar turnuvanın şampiyonu oldu. Tebrikleri kabul ediyor. Etrafı da kız dolu. Ah, yemek arkasından da partisi varmış.
İnanmıyorum. Gerçekten mi Cansu? Ah be Ezgi. Sana beni izleyecek misin dedi değil mi? Yani bugün bu iş tamamdı. Umarım buradan birileriyle sevgili olup çıkmaz. Ortam çok müsait çünkü. Deme Cansu, deme, deme. Of Ezgi, kalacaktın orada. Artık yapacak bir şey yok canım. Peki siz partidesiniz değil mi? Yani orada kalıyorsunuz. Ne olduğunu bana haber verirsin. Levent'le burada kalır mıyım sence? Bizim eğlencemiz canım asıl evde. Ben bugün bana yaptığın hesabını çok kötü soracağım ondan. Geç gelebilirim yani. Tamam canım, tamam. Tamam, hadi öpüyorum. Bye bye. Ah Ezgi, ah sen niye onunla aklını uyuyorsun ki? Kalacaksın işte orada. Görürsün gününü. Bebeğim, iyi misin? Sıkıldım, gidelim. Sıkıldın mı? Ne güzel vakit geçiriyorduk. Kendi adına konuş bence. Ah, anlayamıyorum. Canını sıkacak bir şey mi oldu? Şu an seninle burada tartışmak istemiyorum. İyi, tamam. Eğer sen bu kadar sıkıldıysan önden bana geç. Ben de burada biraz takılır, arkadan gelirim. Zaten öyle konuşmadık mı? Bu gece bende kalırız diye. Evet, öyle konuştuk ama birlikte diye konuştuk. Birlikte Levent. Bebeğim, ya bak ben birkaç saat burada oyalanayım, geleceğim. Serdar çok hassas çocuktur. Yani şimdi gidersek ayıp olur, kırılır. Levent'ciğim, bence sen hiç keyfini bozma. Sabaha kadar burada takılabilirsin. Ben kendi evime geçiyorum çünkü. Deniz'ciğim, beni eve bırakırsın değil mi? Tabii ki. Tamam. Bebeğim. İyi yaptın ya, bilsin haddini. Herhalde. Onda kaldım diye havalara girdi. Şu erkek milletine iki yüz vermeye geldi. O yüzden vermeyeceksin. İşimizden geliyor değil mi? Evet, evet geliyor. Bak, sakın yalvarsa bile taviz verme, tamam mı? Gidelim. Saçmalama Deniz, o kadar da değil. Gideyim de bütün gece burada eğlensin. Atmaca gibi bekleyen kızları görmedin galiba. Ya birini beğenirse? Ayrıca erkeklerin direnci benim limonlu cheesecake'e direncim kadar. Üç dakika. Hiç riske atamam vallahi. Geliyor, yürü. Bebeğim, bebeğim. Aşkım sen hiç merak etme. Şimdi eve gideceğiz. Ben sana bir güzel kahve yapacağım. Oh, biz bir süre gidecek. Nasıl bırakayım onu burada? Bebeğim, bebeğim. Hadi ama çok uzattım. Levent, sen partiden ayrılmasana. Serdar'a ayıp olur. Ne? Ayıp mı olur? Ayıp olur diyor ya. Hı. Olursa olsun. Senden önemli mi? Senden değerli mi bebeğim? Hadi lütfen evimize gidelim. Tamam. Geleceğim ama sırf seninle konuşacaklarım olduğu için geliyorum. Konuşacak mıyız? Tabii konuşalım. Uzun uzun konuşalım. Hadi gel gidelim artık. Deniz'ciğim. Ben gidiyorum canım. Görüşürüz. Gel gidelim. Ya bu Deniz'in olumsuz negatif enerjisine kapılıyorsun. Olayları büyütüyorsun. Saçmalama Levent. Kıskanç bir kız o. Canım çok öpüyorum. Levent'ciğim. Araba kilitliyor kendin de arada. Spor ya ondan. Ah be, ben sana ne diyeyim? Tamam, bu vardı. Bu ne ya? Ya bu olacak şey mi? Hayır, bu gerizekalı kim acaba? Pardon. Pardon. Ay şimdi yapacağım. Buraya park edilir mi acaba bu araba? Neyse dur. Dur dur. Ben biliyorum. Arıyorum çekiciyi. Hah. Gelin. Şarjım bitti. Şu an mı? Hayır, kimse yok mu? Pardon. Çok pardon. Yine mi sen ya? Bak sen beni takip mi ediyorsun ha? Bak, yasalar değişti. İstesem seni iki dakikada işleri tıktırırım, beni delirtme. Bu araba senin mi? Araba yok. Araba benim değil. Ha. Telefonun var mı? Numara olarak mı? Cihaz olarak canım. Cihaz olarak aramak için. Ha tamam. Tabii tabii. Vereyim. Buyurun. Çekiciyi arayacağım da. Hayır, gelsin çeksin bunu. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Gelmiş arkama, dibime kadar girmiş. Ha, çıkamıyorum da yani. Kaldım burada. Yok yok. Çekiciyi... Ben yapacağımı biliyorum.
Hayır ama bu nasıl bir beyinsiz Allah aşkına ya? Arıyorum. Alo. Alo. Evet, evet. Evet, konu bildirmek istiyorum. Araç çekilecek. Evet, manyağın teki gelmiş, dibime girmiş. Hı hı. Tabii. Tabii, hemen plaka söylüyorum. 34...